Herkese günaydın. Şimdi otelde bir gecemizi geçirdik. Her şey süper. Vallahi söyleyecek kelime bulamıyorum. Süper yapmışlar. Oğlum da burada. Merhabalar. Şimdi bu bizim direkt kaldığımız odanın önünde zaten böyle havuzumuz var. Direkt bize ait bu havuz. Buraya başkası giremiyor. Şanslıyız. Şöyle restoran hemen dibimizde. 24 saat açık burası. Her türlü yiyecek içecek ihtiyacınızı karşılıyorlar. Aynı zamanda dün de söylemiştim. Bu şezlonglarda uzanırken isterseniz buraya da servis yapıyorlar. Bu da büyük bir alternatif. Ama biz şimdi esas ana binanın olduğu kısma gideceğiz. Aşağı doğru. Orada çünkü aquapark var. İşte kaydıraklar falan. Dün çekmiştim videoda size. Oradan biraz oğlum kayacak kaydıraklarda eğlenecek. Dün esas müthiş bir konser vardı. Kamerayı almadığıma öyle pişman oldum ki anlatamam. Ama bu akşam İskender Paydaş var. İskender Paydaş'ı ağırlayacaklar burada. O yüzden size yani telif yiyeceğimi bilsem de biraz çekeceğim orada. Hiç problem değil. Olsun. Ama dünkü performans böyle orta yaş üstü bir gruptu. Yani bas gitaristinden tutun. İşte gitaristi, davuldaki, perküsyondaki, ondan sonra işte söyleyen kişi, arkada işte saksafondaki, yani hepsi orta yaş üstü beyler. Ama adamda bir gırtlak var. İnanılmaz böyle caz, böyle blues gırtlağı var böyle. Müthiş yani. Yani zenci gırtlağı dediğimiz tarzda. Ben ciddi ciddi uzun zamandır bu kadar iyi bir performans izlememiştim. Çok beğendim. Kamerayı almadığıma da eşekler gibi pişman oldum. Yani işin gerçeği. Evet arkadaşlar. Oğlan dayanamadı. Havuza atladı. Soğuk mu su? Soğuk. Tabii sabah erken. Daha saat şu an 10. Normal suyun biraz serin olması. Hadi bakalım Batu, gidiyoruz. Annem gelsin önce. Annen içeride hazır, bizi bekliyor. Aqua'ya gidelim, hadi gel. Kaydıraklara gidelim. Çok ince düşünülmüş bir detay daha göstereceğim size. Bu bebek arabalarını, burası bizim odamız. Yani bizim odamız olmasına rağmen, bizim çocuğumuz, bebeğimiz olmamasına rağmen, yani bebek arabalarını bırakmışlar böyle. Şimdi mesela bir tane daha göstereyim size. Şurada hemen bir tane daha var. Evet, bakın. Buraya da bir tane daha koymuşlar. Böyle. Odaların girişlerine birer tane atıyorlar. İstediğinizi alıp kullanabiliyorsunuz. Yani bu da çocuğu olan aileler için güzel düşünülmüş bir düşünce bence. Çok hoş. Bu aquapark'ın oraya geldik. Arkamda görüyorsunuz. Su altı kamerasını takalım bakalım suyun altında ne görüntüler yakalayacağız burada. Kaydıktan sonra, eğlendikten sonra şimdi bir tane dondurma yiyelim. Birazdan sahile ineriz. Orada biraz tavla falan da oynarız. Oo, Antep fıstıklı var. En sevdiğimden. Aa, süper. Batu, onu çöpe atar mısın aşkım? Aferin oğlum. Bak burada. Çöp orada. Tabii. Etrafımızı temiz tutmalıyız. Yerleri kirletmeyelim değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi saat öğlen 12.30'a geliyor. Biz de buradan yavaş yavaş spa merkezine doğru ilerliyoruz. Şimdi bu spa merkezinde ne aldık? Hamam grubunu aldık. Kese köpük masaj artı tekrar bütün vücut masajına ayarladık. Fiyatlara gelelim. Fiyatlar kese köpük hamam paketi 30 euroydu kişi başı. Artı masajla beraber olunca 65 euroya çıkıyordu. Fakat bunu yerli turist olarak 50 euroya indirdiler. Artı bir de yüz maskesi hediye yaptılar içerisine paket olarak. Bakalım yüz maskesi yaptırınca daha güzelleşebilecek miyiz acaba? Ben de yüz maskesi yaptıracağım arkadaşlar. Evet, oğlum da yaptıracak. Ama oğlum tabii cildi daha yaşı genç olduğu için ona soft, böyle bebeklere bile uygulanabilen özel bir organik üründen yapılan bir maske yapılacak. Hı? Bakalım.
İşin sonucu nasıl olacak? İnşallah hamamda tellak amca bizi bağırttırmaz Batu. Kolumuzu kanadımızı kırmazlar inşallah orada. Masajda en sert babama geliyor arkadaşlar. Ha evet. Dediler ki nasıl masaj istersiniz? Sert masaj mı, yumuşak masaj mı, yoksa daha soft, böyle iyice yumuşak mı? Ben dedim ben sert masajdan hoşlanıyorum. Ben de orta sert yapıyorum. Evet, oğluma orta sert yapılacak. Bana da sert masaj yapılacak. İşte böyle. Bambaşka söyleyeceğim bir şey Batu? Hayır. O zaman birazdan görüşürüz arkadaşlar. Ha burada şimdi yanından geçiyoruz. Size bir şey daha göstereyim. Çocukların eğlenmesi için mini kulüp diye otellerde yerler olur. Burayı biraz abartmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereceğim, kameraya çevireceğim. Atlı karıncadan tutun. İşte o tren, miren, zıplamalar falan hepsi dahil yapmışlar otelin içerisine. Burada zıplar var. Trambolin zıplayabiliyorsunuz. Arkada atlı karınca. Burada işte böyle bir elektrikli tren çocuklar için. Arkada işte bu balerin dediğimiz eskiden dönen o havaya kalkan inen mini kulüp. Bayağı aktif yani. Gerçekten bu işi biraz abartmışlar diyebilirim yani. Normal standart otellerin çok üstünde kalitede yapmışlar. Evet arkadaşlar, spa merkezinden çıkıyoruz. Gayet güzeldi. Sen de memnunsun. Evet. Köpük masajı, kese, hamam. Daha sonrasında da komple vücut masajı. Bir de yüz maskesi yaptırdık. İşte gençleşmek için anti-aging dedikleri maskeden yaptılar. Bilmiyorum gençleştim mi gençleşmedim. Zaten gencim ben ya. Değil mi yani evet. Batu? Yaşlı adam değiliz yani değil mi? Evet. Hanımı bekliyoruz. Şimdi plaja doğru ineceğiz. Bir jet ski fiyatlarını soralım. Bakalım neymiş? Çok mu tuzlu yoksa makul mü? Ha bu arada size bak mesela bir şey göstereyim. Şöyle yürüyelim. Şu tarafa doğru. Kimisi biliyordur, kimisi bilmiyordur. Bilenler bilmeyenleri anlatsın demişler ya, ben de bilmeyenleri anlatayım. Şimdi herkes palmiye ağaçlarını bilir. Palmiye ağaçlarında erkek ve dişi diye ayrılır. Dişileri hurma meyvesini verirler. Erkekler vermez. Şöyle arkamda göstereceğim. Bunlar hurma arkadaşlar. Bunlar olacak, olgunlaşacak, büyüyecek. Bu şekilde hurma, salkım salkım, üzüm gibi böyle palmiye ağaçlarında meyve olarak verir. Evet, şimdi jet ski fiyatlarını ben sordum. Yerli müşteriler için fiyatlarda indirim yapıyorlar. Normal fiyatı buradan bakıyorum. 10 dakikası 40 euro, 15 dakikası 55 euro diye. Daha doğrusu ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. 10 dakikası 40 euro. Bu tabi double dedi, 2 kişi binebiliyorsunuz. Daha büyük bir jet ski. 15 dakikası 55, 20 dakikası 75, 30 dakikası 100 euro diyor şeklinde fiyatlar. Bunu 10 dakikasını bize 200 TL yaptılar. Yani 6 civarında çarptığımızda 240, yaklaşık 240 TL'ye gelen şey 200 TL olarak çevirdiler bize. Çok ayrıyeten bir şey daha göstereceğim. Şimdi otelin her restoranının, yani burada çeşit çeşit konsept restoranları var. İşte Meksika restoranı, Çin restoranı, Yunan restoranı vesaire vesaire gibi böyle konsept restoranları var. Bu şimdi şu an bulunduğumuz yer Meksika restoranı. Burada çok güzel detay, bir takım şeyler var. Şu arkamda görüyorsunuz hemen. Bir tane saksafon var, altın rengine boyanmış. Burada şov yapacaklar, altın şovu diye böyle bir şov yapacaklar. Burada işte böyle gramofon, daha sonra violonsel şeklinde. Ben şimdi kameraya çevireceğim, etrafı size gezdire gezdire hem anlatacağım hem gezdireceğim. Çok güzel bir tane burada trompet koymuşlar. Akşam burada şov yapacaklar. Artık ne tarz bir şov yapacaklar bilmiyorum. Burada güzel böyle bir makas dekor yapmışlar. Burası Yunan restoranı. Bu akşam İskender Paylar çıkacak. Bunlar otelin fiyatlarına dahil. Ücretsiz, ekstra herhangi bir ücret ödemiyorsunuz İçeri girerken. Bakalım yarın kim geliyor, öbür gün kim geliyor sırayla. Bakacağız arkadaşlar. Yemeğimiz bitti. Artık rakımızın son yudumlarını alıyoruz. Hava da bayağı rüzgarlı. Ama süper bir konser bizi bekliyor. Bu sefer kamerayı yanımda götürüyorum. Kameraya çekeceğim konseri. Size de bu konser zevkini yaşatacağım. Parça parça izlettireceğim arkadaşlar.
Hadi bakalım, birazdan konser alanında görüşürüz. Konser başlıyor şu an. Tam gaz devam ediyor. Kamerayı çeviriyorum. Sizlere iyi seyirler. İyi akşamlar. Ne zaman göreceksin ah bir canım, bu ne zaman vereceksin?
teşekkür ediyoruz. Bu konser de böyle oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka blokla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.